Merhaba sevgili seyirciler. Çanakkale'nin televizyonu Ton TV ekranlarından Dur Yolcu Ramazan özel programıyla huzurlarınızdayız. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun inşallah. Günahlardan azat oluşumuzun İd bayramını yapacağımız günlere çok çok yaklaştık. Malum Ramazan'a öyle başlamıştık. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan azat oluş demişti. Peygamber Efendimiz böyle müjdelemişti mübarek Ramazan'ı. Ve inşallah biz de azat oluşumuzun, günahlardan arınışımızın, kurtuluşumuzun bayramını idrak etmek üzere bu günleri yaşıyoruz hep birlikte. Tabii inşallah arınmışızdır, inşallah temizlenmişizdir. Hala varsa eksiğimiz, hala varsa günahlarımız, geliniz büyüklerden bir tavsiye ile programımıza başlayalım bugün. Beyazıt-ı Bestami Hazretlerine bir tane deli, günah hastalığına karşı bir reçete tavsiyesinde bulunmuş, bir reçete yazmış. Bizler de bu reçeteyi sizlere aktaralım ki inşallah faydası olur. Özellikle şu af ve bağışlanma günlerinde. Nedir Beyazıt-ı Bestami'ye yapılan bu tavsiyenin içeriği? Diyor ki günah hastalığından kurtulmak için evvela tövbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştırın. Tövbe kökü ve istiğfar yaprağı karıştırılacak. Kalp havanında tevhid tokmağı ile dövülecek. İnsaf eleğinden geçirilecek. Gözyaşı ile yoğrulacak. Aşk fırınında pişirilecek. Akşam sabah yenilecek ve inşallah günah hastalığından kurtulmuş olacağız. Rabbim arındırsın cümlemizi, tertemiz eylesin. Hem ruhumuzu hem de bedenimizi. Evet, bu akşam çok önemli bir konuğumuz var programımızda. Çanakkale İl Müftü Vekilimiz Mehmet Ali Bal hocamız bizlerle birlikte. Bayramı beklerken diyeceğiz. Bakalım nasıl bir bayram olmalı? Nasıl beklemeliyiz? Nasıl kavuşmalıyız bayrama? Kimlerle ve nasıl bayramı geçirmeliyiz? Ya da bayramı hak ettik mi diye sorarak başlayalım inşallah. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ramazanınız ve bayramınız mübarek olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam yoğun bir faaliyet. Hani özellikle bizim programımızın da ve Ramazan ayında camilerimizde, müftülüğümüzün bünyesinde ya da kurumlarının bizim müftülüğümüzle yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde, yani Çanakkale'nin tamamında işin ne diyelim mutfağında Mehmet Ali Hocam varlardı. Kendilerini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bizim programımızın hazırlanmasında da çok emekleri oldu. Bu hocam yoğunluğun içerisinde kendinize vakit ayırabildiniz mi diye sormayacağım. Gördüğümüz kadarıyla o olmadı. Ama inşallah Rabbim fazlasıyla hem dünyevi olarak hem de uhrevi olarak karşılığını verecektir diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz bu yoğunluğunuz arasında programımıza katıldığınız için. Hocam nasıl bekleyelim bayramı? Nasıl kavuşalım inşallah? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Bu mübarek Ramazan ayında birbirimize dua ediyoruz. Dualarımız birbirimize olsun. Yüce Rabbim daha nice Ramazanlara sağlık, afiyet, huzur içerisinde, birliktelik içerisinde, başta ülkemiz olmak üzere, beldemiz olmak üzere, ümmeti Muhammed'e tekraren güzel günler nasip eylesin. Amin inşallah. Ramazan-ı Şerif elbette ki nefsimizle olan bir mücadelenin sonunda kazandığımız zaferin nişanesi olarak bize lütfedilmiş bayramla taşlanıyor. Evet. İçerisinde çok güzel günler, vakitler geçirdik. Bunu halkımızla beraber, milletimizle beraber, ümmetimizle beraber yaptık. Dolayısıyla bayramı hak etmeye yönelik çabalarımızı birbirimize şahit olarak göstermeye çalıştık. Tabii Çanakkale merkezinde olmak üzere diğer ilçelerimizde her müftülüğümüz programlarımızı yaptılar. Bizler de sahurun bereketinden başlayarak, zaten ilk programlarımız teravihle başlıyor. Evet. Teravih namazlarımız ve bunlar içerisinde anlamlı olan hatimle teravih namazı. Şehrimizin Fatih Sultan Muhammed Han cennet mekanından bize emanet ve hediye olan
Kale-i Sultaniye ile Çimenlik Kalesi ile beraber inşa edilmiş çok yakınında Fatih Camisi. Evet. Eskilerin dediği gibi büyük cami. Büyük cami. Büyük cami. Evet. Yani yine büyük. Madden, yine madden büyük hocam. Maneviyatıyla büyük. Biz de o maneviyatı bu yapılan bir tamirat ve restorasyon çalışmasından sonra bu Ramazan'a tekrar kavuştu. Daha önce de orada hatimle teravih kılınıyormuş. Bu sene İlahiyat Fakültesinden iki öğretim, Kur'an-ı Kerim öğretim görevlisi, hafız arkadaşımız bu görevi yaptılar. Ve oraya Çanakkale halkımız gerçekten iltifat ediyor. Kadınıyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla. Orada güzel bir manevi atmosfer oluşmuş. Bu akşam da onlar artık tamamlıyorlar ve dualarını da yaparak son teravihle bu senelik tamamlayacaklar. İnşallah. Tabii diğer camilerimizde de teravihler mutlaka canlı geçti. Bazı camilerimizde biliyoruz, arkadaşlarımız cemaatimizi şevklendirmek, rahatlatmak amacıyla aralarda ilahi söyleyerek farklı makamlarda teravihi hafifletmek üzere ecdadımızdan öğrendikleri usulle, Enderun usulüyle yapma gayreti içerisinde, bireysel de olsa, organize olmasa da bunu yapanlar oldu. Bunların da farkındayız. Bunlar da güzellik getirdi. Teravih gelince, teravihten sonra en güzel zamanlarımız sahur vakitleri. Sahurun da sabah namazıyla buluşmasından sonra mukabeleler. Gerçekten Ramazan ayının her günün saatine yayılmış ibadet formatı var. Evet. Her bir yerimizde. Çanakkale Üniversite şehri diyelim. Evet. Yani burada gençlerimiz 100-400 yıl önce dedeleri buraya gelip başta bu şehri kilit olarak muhafaza edip müdafaa eden ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi, son kalesini müdafaa ederlerken şehit olanların torunları bugün o şehitliğin tam karşısında güzel bir üniversitede okuyorlar. Ve bu gençlerimizin bir kısmı, tabii yoğun bir dönem var, onların da sene sonu yıl final imtihanlarının olduğu bir dönem. Buna rağmen gençlerin büyük bir kısmında da bu Ramazan coşkusunu gördük, şahit olduk. Evet. Gecesiyle gündüzüyle hocam. Gecesiyle yani, gündüzüyle. Desek ki hani böyle aydınlatması için bir ampul ya da bir işte ne diyeyim bir ışığa ihtiyacımız olsaydı Ramazan ayı boyunca hiç sönmeyecekti o ışık. Çünkü gecesiyle gündüzüyle sürekli program vardı. Hani siz çabuk geçtiniz ama o özellikle teravih namazlarında din görevlilerimizin komşu ziyaretleri oluştu. O da çok makbul olan güzel bir davetlerle. Sonrasında işte sahurda hem üniversite öğrencilerinin buluşulması hem de yine camilerimizde ya da cami çevresinde yine sahur. Bunu anlamlı bereketi, buluyoruz. Çanakkale için anlamlı buluyoruz. Zira ya bu şehre manevi olarak biz de varız diye gençler. Evet. Ashab-ı Kehf'in gençleri de biz de iman eden bir gençlik topluluğuyuz diye çıkmışlardı. Evet. Peygamber Efendimiz'in de kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelenecek Rabbine ibadetten zevk ve neşe alarak gelişen bir genç vurgusuna vuran, önemli değinen bir alan bu. Evet. Özellikle gençliğin şu andaki tutkularından bu tercihlerini ibadet, oruç, sahur gibi birbirleri kenetlenerek yaptıkları bu sahur programları önemliydi. İftar programında da başta üniversitemizde olmak üzere rektörlüğümüz, valiliğimiz bizlerden de manevi olarak destek istediler. Evet. Nöbetleşe arkadaşlarımız ikişer kişi üniversitedeki iftar programında önce Kur'an-ı Kerim tilaveti, kısa nasihatler, dua ve akşam iftarını onlarla, büyüklerimizle beraber onlara biz manevi olarak destek olduk. Gençliğin de heyecanını aslında gördük, şahit olduk. Evet. Bu vesileyle ecdadının yolunda olduğunun farkında olduk. Bundan dolayı bütün bu katılımlarla, bütün bu organizasyonlara bizleri çeken, davet eden bu ruhu
tebrik ediyorum. Daha nice seneler buralarda devam etsin diyoruz. İnşallah hocam. Hocam tabii ülkemiz öyle bir konumda, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki biz 1000 yıldır bu topraklardayız. 1000 yıldır da bu topraklardaki zulmün karşısındaki adalet duruşumuz, o insanlığı hani yok etmenin karşısında, yok etmek düşüncesinin karşısındaki insanlığı yaşatmak, insanlığı yüceltmek duruşumuz ta Söğüt'ten bugüne devam ediyor. Bu uğurda yine canlarını veren şehitlerimiz, aziz şehitlerimiz var. Rabbim rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Bu son operasyonlarda şehit olan... Yurt içinde, yurt dışında, sınır ötesinde ve sınır içerisindeki olan bu huzurlarımızı temin için canlarını başlarını bu mücadeleye koymuş olanlar, yiğitleri hem tebrik ediyoruz, şehadete yürüyenlere de şehadetlerini mübarek olsun diyoruz. Amin inşallah. Amin hocam. Rabbim inşallah ordumuz, yurdumuz daima muzaffer kılsın. Milletimizin bekası, devletimizin bekası, milletimizin refahı için gayret gösteren tüm emniyet güçlerimize Cenab-ı Hak yardımcı olsun inşallah. Evet hocam, tabii bütün onların gayretiyle biz bu coğrafyada bu duyguları yaşıyoruz, yaşatmaya da gayret gösteriyoruz hep birlikte. Birliğimizin, beraberliğimizin temini adına da mübarek Ramazan ayı bizi bir araya getirdi, topladı. İşte buyurduğunuz gibi iftar sofraları, sahur bereketi, sonrasında o kol kola, omuz omuza duruşumuz ve Kur'an'ı dillendirmişimiz. Bu dönemde özellikle Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'le ve onun ilk muhatabı olan Peygamber Efendimiz'le ve onun sünnetiyle bir daha böyle bir yoğrulma, daha bir araya gelme oldu. Hem bu dönem için hem de Ramazan sonrasında Kur'an ayı, Ramazan dedik biz ki Kur'an indiği için Peygamber Efendimiz ilk muhatabı olduğu için peygamber oldu. Ve Ramazan ayını da hep Kur'an-ı Kerim'e geçirmeye gayret gösterdik. Bundan sonrası için özellikle yaz Kur'an kurslarımız, 4-6 yaş Kur'an kurslarımız, yetişkinler için Kur'an eğitimi konusundaki hem Ramazan ve Kur'an bağlamında hem de önümüzdeki dönem için izleyenlerimize tavsiyeleriniz neler olur hocam? Diyanet İşleri Başkanlığımız öyle diyor. Evet. Yaz kurslarımızda camilerimiz çocukla dolsun, evet. Ahlakı Kur'an olsun, evet. Camilerimiz neşe dolsun diyor. Bekliyoruz evet. Bu noktada. İşte Ramazan'da bu güzelliği en zirvede hatim ve mukabelelerle yaşadık. Şimdi düşünün, bir bahar mevsimi gelmiş, arılar kovanlarından, bütün çiçeklerden polen toplamak üzere tabiata yayılıyorlar. Evet. Her bir çiçekten vızır vızır çalışmak suretiyle bal toplamak üzere emeklerini sarf ediyorlar. Şimdi sahur vaktinde televizyonlarımızda zaten gösteriyor. Ülkemizin en uç sınırlarından Ardahan, Iğdır taraflarında orada bir mukabele başlıyor. Evet. Bitmeden diğer ilimizde başlıyor. Evet. Erzurum'da diyelim. Evet. Hani sırayla, tabii, sıradan tabii, böyle. Tabii. Orada bitmeden Erzincan'la başlıyor. Orada bitmeden Sivas'la başlıyor. Evet. Akıyor, Ankara'ya geliyor. Efendim Bursa'ya, Bolu'ya geliyor, Eskişehir'e geliyor, Bursa'ya geliyor, Çanakkale'ye geliyor, Edirne. Evet. Böylece ülkemizin her bir anı bu güneş sistemine göre olan o vakitlerde mukabillerin biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Sanki kime nöbet sırası gelmişken, evet, gelmişse oradan devam ediyor. Camilerimizde okunan Kur'anlar, efendim evlerimizde okunan, Kur'an kurslarımızda okunan, vatandaşlarımızın televizyonlardan takip edebildiği programlar. Evet. Özellikle o sahur vaktinde sahurunu yapmış, sabah ezanını beklemiş, kollarının arasına, evet, Kur'an'ı kucaklamış, mukabeleye gelen insanlarımız. Gündüzün de bunu görüyoruz. Evet. Sabah vaktine gelemeyen, gündüzdeki bu toplaşmaya gidiyor. Ben bazen düşünüyorum, diyorum ki dünyada bir ay içerisinde kitap okuma yarışması yapılsa, evet, herhalde Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'i okumaya yönelik olan bu faaliyetten, yarışmadan kimse üstün olamaz. Evet. Zira her
yaştan, her kültürden, her farklı coğrafyadan bir katılım var. Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında okumaya yönelik olarak. Dolayısıyla biz bu Ramazan ayında, Kur'an'ın indirildiği ayda ona sarılan bir ümmet görüyoruz. Ve o ümmeti yetiştirmek için de şimdi yaz kurslarımız yine bir fırsat. Evet. Bahsettiğiniz gibi 4-6 yaş grubu değerler eğitimi vereceğimiz, Kur'an'la tanıştıracağımız, manevi iklimle tanıştıracağımız yavrulardan ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesinde, gençlerimiz seviyesinde. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene ülkemizin farklı yerlerinde değerler eğitimi ve yaz kampları şeklinde gençlerimizi davet ettiler. Biz de Çanakkale, Van iliyle komşu olduk. Evet. Bizi Van iline davet ettiler. 40 tane erkek öğrencimiz, gencimiz, 40 tane de kızımız oralarda manevi rehberlerimiz aracılığıyla bu kamplarda her türlü etkinlik ama değerler eğitiminin merkezde olduğu, Kur'an-ı Kerim'in, ibadetin, gençlere maneviyat ruhunu aşılayacağımız, çalacağımız, hem farklı bir coğrafya, oradaki kardeşlerimizle buluşmak üzere, hem de bu yaz kursları içerisinde 20 günlük, 3 haftalık bir programa davet edildik. Evet. Bunu anlamlı buluyoruz. Biz aslında bunun devletimizin kurumlarıyla el ele vererek beraber ortak proje yapılmasının daha faydalı olduğunu ve geç kalmış bir proje olarak görüyoruz. Evet, evet. Bizde de olsun, Çanakkale'de de olsun, şu hedaya gelip evet yıl içerisinde 10 binler geliyor Çanakkale'ye. Evet. Ama yaz aylarında da böyle bir kamp merkezinin Gençlik Spor Bakanlığımıza ait olabilir. Farklı tesisler olabilir. Evet. Çanakkale bu anlamda da yeni dönemlerde inşallah böyle inşallah bir organizasyona talip olması lazım, hazır olması lazım. Evet. Bunu da anlamlı görüyoruz. Bu yani, Ramazan ayı içerisinde bu gençler bu müjdeyi aldılar. Şu anda hazırlanıyorlar Ramazan'dan sonra. Yani okullar tam bittikten sonra da hem tatil için hem de bu değerler eğitimi kapsamında gerçekleştirilen bu eğitim kampına katılacaklar inşallah. Tabii hem de eğlenecekler, tatil yapacaklar, o gezilerini yapacaklar. Biz sanki hocam biraz böyle dini yaşantımızda bu hayatın bu yönlerini biraz eksik bıraktık gibi. Şimdi Ramazan ayında hep onları hatırladık. Yani şimdi normal rutin bir hayatımız var bizim Ramazan ayı dışında. İşimize gidiyoruz, geliyoruz, işte gidip geliyoruz. Sadece böyle bir şeyimiz var. Ama Ramazan ayı denilince değişti. Şimdi Ramazan başından bugüne bütün programa katılan konuklarımızın hep dillendirdiği bir şey var ki insan, akrabalar, komşular, yani hep kendisinin dışındaki başka var olanlar, canlılar. Sonrasında etrafımızda var olan nimetlerden, yani her programda mutlaka dillendirdik bunları ki işte su çok büyük bir nimet, ne bileyim yemek yani büyük bir nimet ve Cenab-ı Hakk'ın bize sayamayacağımız ölçüde vermiş olduğu çevre bilincimiz, temizlik, yani bu emanetlere sahip olduklarımızın kadri ve kıymetini bilmeyle alakalı yani, çok hocam, ben de işte, takip ettim farklı konuşmalarda buna değindiniz. Kendimizin o rutin yaşantımızın dışında farklı varlıkların da olduğu bilinci bizde hasıl oldu. Yani dedik ki komşusu aç iken tok yatan bizden değildir dedik. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve dedik ki Ramazan ayında bizim sadaka-i fıtırlarımız vardır dedik. İşte zekatlarımız anlatmaya gayret gösterdik. Bu anlamda yardımlaşma, dayanışma anlamında Ramazan'ı nasıl değerlendirelim ve bayrama nasıl bakalım bu çerçeveden? Öncelikle bilelim ki oruç bize verilen imkanların maddi sağlık afiyetle Rabbimize ödeyeceğimiz bir ibadet çeşidi. Evet. Sağlık afiyetin kıymetini anladık. Bu Ramazan ayı içerisinde fetva telefonlarımıza gelen soruların birçoklarında ben bu sene sağlığım yerinde değil, orucumu bırakmış değilim. Evet. Üzülerek fidyesini vermek suretiyle oruca katkıda bulunacak ama yani buralardan öyle ibretlik haller çıktı ki bir amcamız geldi. Hocam ben gençliğimde Almanya'da çalıştım dedi. Evet. 10 yıl ağır metal işinde çalıştım.
O zamanlar orucumu tutamadım. Dini bilinç ve duyarlılığım açıkça o zamanlar zayıftı tabi. Çalıştık, çabaladık ama o kaybettiğimiz değerleri geldik memleketimize. Hani biz Almancı diyoruz ama gurbetçi. Evet. O hasretle de var. Döndük diyor. Ben diyor, sağlığım belli bir zaman sonra bozuldu diyor. Ben ona teklif ettim. Bunu kış günlerinde tutamaz mısın? Ah hocam dedi. O sağlıklı günlerim geçti. Geçene kadar da dedi, 10 yıllık borcumu ödemekle alakalı aklım başıma gelmemişti. Evet. Veyahut da ihmalim oldu dedi. Herkesin olduğu gibi. Şimdi Allah bana bu Ramazan'ı tekrar verdi. Siz hatırlatıyorsunuz. Oruç borcu olanların fidyeyle ödeyebilmesi. Ben hesabımı, kitabımı yaptım. Bunu ödeyebilir miyim? Evet. Elbette ki. Bedenen ödeyemeyecekse mali imkanıyla ödeyecek. Ama şu gözümüzün önünde bulunuyor. 70'ini, 80 yaşına ve daha ilerisine olmuş, hayatı bir ömür ibadet ve taatle geçmiş, ondan neşe almış olan bu insanlarımız bu Ramazan ayı gelince seviniyor. Asla oruçtan kopmak istemiyorlar. Evet. Bir gün ben bırakmadım diyor. Nasıl olur? Gayret ediyor. Böyle bir tablo var. Bir de sıhhati, gençliği olduğu halde maalesef gün geçtikçe erozyon haline gelmiş olan oruçsuzluk hali bizim değerlerimizden kopuşuyoruz. Bizi üzüyor. Biz yüce değerlerin beraber yorulduğu bir coğrafyadayız. Nesiller boyun devam ettirmekle emanetimize almışız bunu. Dolayısıyla bayram yaklaşıyor. Biz büyüklerimize bir defa daha çağrıda bulunacağız. Şimdi torunlarımızla, gençlerimizle, yeğenlerimizle, evlatlarımızla buluşacağız. Uzaktan gelecekler. Bayramlaşma olacak. Ama bayramlaşmanın sıcak teması içerisinde evladım, yeğenim, bu sene Ramazan orucunu tutabildin mi? Küçüklere sorulacak. Kaç gün tuttun? Evet. Bazen onları çocuk orucu deyip yarım yarım tuttuklarına bile sevinenler var. Evet. Bunlar da alıştırma için güzel metot geliştirilmiş. Teravih namazlarına katılabildiniz mi? Ramazan nasıl geçti sizde? Evet. Bu bayramda kısa bunu sorgulamasını yapmamız lazım. Evet, ve bunları canlı tutmak lazım. Yine bu Ramazan ayı içerisinde Çanakkale Müftülüğümüze ve Türkiye Diyanet Vakfımıza hani bu sene dediler ki kardeşini unutma. Evet. Beklenen sensin. Evet. Seni bekleyenler var. Yurt içinde ve yurt dışında. Çanakkale Müftülüğümüze de bu yardımları bekleyen çok insanlar geldi. Şehir içinden var. Evet. Ülkemizden var. Bize biliyorsunuz bundan sonrası deniz. Evet. Mültecilerin bir kısmı bu göç yollarında denizde boğulanlar var. Evet. Ancak Çanakkale'nin içerisinde de hatırı sayılır bir göçmen yoğunluğu var, mülteci. Bunların bir kısmı elbette ki İslam ülkelerinden. Onlar da müftülüğümüzü öğrenmişler. Diyanet Vakfı'nın bu yardımları halkımız vasıtasıyla ulaştıracağını ara ara gelip bizlerden yardım yok mu diye bekleyenler var. Çok sağ olsun Çanakkale halkımız, milletimiz bu yardımları, desteğini verdi. Allah kısmet ederse yarın müftülükte büromuz yine birinci katta açık. Evet. Son anda fidyesini vermek üzere ulaştırmak isteyenler ulaştırabilirler. İki görevli arkadaşımız açık tutacağız müftülükteki alt büromuzu. Bu vesileyle fitrelerimizi biz bayrama kadar ulaştırmak istiyoruz. Evet, birçoklar şu anda dağılım içerisinde. Zekatlarını verenler de var. Zekatların dağılımı biraz daha geniş vakit alabiliyor. Ama sağ olsunlar hem cami görevlilerimiz vasıtasıyla hem de müftülüğümüze bizzat gelerek fitrelerini, zekatlarını teslim eden duyarlı vatandaşlarımızı gördük. Elbette ki bu bizim kurumsal olarak bize gelen. Her bir vatandaş kendi akrabasından başlamak üzere yani hem fitresini verecek, sadakasını verecek hem de akraba sevabı alabilecek duyarlı biliyorlar. Evet. Muhtaç olan akrabalarından başlıyorlar. Tabii onlar verilemeyecek kapsamda kendi çocukları, torunları, ana babaları ve dedelerine veremiyorlar.
birinci derecede kardeşten başlıyor. Evet. Muhtaç kardeşlerden başlıyor. Yeğenlerden başlıyor. Dayılardan başlıyor. Teyzelerden, halalardan başlıyor. Dolayısıyla dalga dalga komşulardan, akrabalardan bu fitre ve zekatla alakalı hususları bu Ramazan'ın bayramına yetiştirerek sevindirmemiz gerekiyor. İnşallah. Şu anda ben görüyorum AVM'lerin önleri cıvıl cıvıl. Evet. Araçlarıyla beraber, çocuklarıyla beraber, gençler özellikle, genç ebeveynler bu bayram sevincine hazırlanmaktadırlar. Evet. Tabii ki bu bayram sevincine ulaşamayacak olanları da sevindiren iyi evet. insanlarımız var. Evet. AVM'ler de sadece kendi alışverişini değil, birilerini sevindirmek için gönüllü olan insanlarımız da var. Bunun da farkı. Kim ne yapıyorsa Rabbim katında onların hepsi makbuldür. Evet. Ama toplumumuza huzur olarak bu sevinç hediyelerle beraber çok daha güzel geliyor. Evet hocam. Tabii Ramazan ayı boyunca işte o yardımlaşma, dayanışma safhaya çıktı. Ramazan'dan sonra da biz Ramazan'ı bir okul olarak düşündük. Bir eğitim ayı olarak değerlendirdik inşallah. Ramazan'dan sonra da aldığımız bu eğitimin neticesinde bayramla birlikte bir berat, bayramla birlikte bir hayat böyle karnesi ve neticesinde inşallah bundan sonraki ömrümüzde Ramazan'da kazandığımız bu hasletleri devam ettirerek, çünkü biz Ramazan'a öyle niyetlenmiştik hatırlarsanız en başında. Biz Ramazan ayında işte ne yapacağız, ne edeceğiz değil, Ramazan'da kazandıklarımızla Ramazan ayıyla birlikte geriden de takip eden 11 ayı nasıl yaşarız, bunun eğitimini alıyoruz demiştik de baştan. Hocam gecesiyle gündüzüyle hani olmaz denileni oldurduğu günler onu demiştik hep. İnsan gece yarısı kalkıp da yemek yiyebilir mi? Normal zamanda hocam yani olmaz böyle bir şey ama Ramazan'da işte o gece gündüz hep o ışık yandı üzerimizde. Tabii biz şimdi öncelikle bayrama doğru ilerliyoruz hocam. Arefe günü buyurduğunuz gibi müftülüğümüzde görevlerimiz olacak. Bayrama... Fitre ve fidyeler için zekatlarınız için Türkiye Diyanet Vakfı şubemizin görevleri açık. Yani bayramı hep birlikte bayram yapmak adına inşallah buraya da katkılarınızı bekliyoruz. Tabii bir ay boyunca hani çalışan bir işçinin ay sonunda maaşının mükafatını nasıl anlamlı ise, tabii bu Ramazan ayının sonunda da bu mükafata erişmek bizim en beklediğimiz, bizi sevindirecek hususlardan. Biz adeta şöyle diyoruz: ey ulu Rabbim, bir ay boyunca senin rızan için türlü ibadetler yaptım. Bunları kabul ettiğine yürekten inanıyorum. Umudum budur. Bunların kabul ettiğine bir coşkumuz var, sevincimiz var, bir umudumuz oluştu. Sana şükrediyoruz. Bundan sonraki bu aydaki örnek yaşantımıza devam ettirebilmek için ya Rabbi bizlere yardımcı ol diyoruz. Şimdi Peygamber Efendimizin zaten bu verilecek mükafatla alakalı müjdesi var. Bayram günü diyor, melekler yolların kenarlarına durarak bayram namaza gidenlere şu müjdeyi verirler. Evet. Ey müminler topluluğu, size mükafatlar, hayırlar ve bol bol nimetler verecek olan kerem ve ihsan sahibi Rabbinizden isteyiniz, isteyiniz. Zira o size geceleri ihya etmenizi emretti. Siz teravih namazlarına katılarak bunu yaptınız. Evet. O size gündüz oruç tutmanız için emretti. Siz tuttunuz. O size Rabbinize itaat etmenizi emretti. Siz de itaat ettiniz. Öyleyse bahşişlerinizi, mükafatlarınızı şimdi alın. Buyurun. Namazdan sonra da başka bir melek şöyle seslenir diyor: biliniz ey müminler, bugün şüphesiz mükafat günüdür. Günahlardan kurtuluş günüdür. Ayıplardan temizlenme günüdür diyor. Evet. Yine başka bir hadiste Peygamber Efendimiz ashabına bayram sabahı Müslümanlar namaz için camilere toplanınca Allah-u Teala meleklere işini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir diye sorar. Melekler de ücretini almaktır evet. derler. Bu vesileyle Cenab-ı Allah da bunun üzerine siz şahit olun ki Ramazan'daki oruçların ve namazların karşılığı olarak
kullarıma kendi hoşnutluğumu, rızamı ve bağışlanmamı verdim. Yani. Ey kullarım, bugün benden isteyin, İzzet ve Celalim hakkı için istediklerinizi veririm buyuruyor. Yani. Peygamber Efendimiz daha birçok müjdeler var. Ramazan'ın son günü diyor Yüce Allah, oruç tutanları affeder. Böyle buyurunca onun şerefli ashabı, ey Allah'ın elçisi, bu affettiği gün Kadir Gecesi midir diye sorar. Kadir Gecesi'nin de kıymetini daha önce anlatmıştı. Evet. Sevgili Peygamberimiz, bilmelisiniz ki iş yapana işi bitince ücreti verilir. Bu bayram gecesinin size olan mükafatıdır der. Ve bu gecede duaların kabul olacağını müjdeleyen başka bir hadiste rahmet kapıları 4 gece açılır diyor. O gecelerde yapılan dua ve tövbeler reddolunmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 1. geceleri, Şaban ayının 15.si Berat gecesi ve Arefe geceleri. Evet. Bazı hadislerde buna vurgu yapılır. Evet. Evet. Onun için yarın akşam Arefe gecesi, teravih namazı yok. Bazı camilerimizde hocalarımız bunu tesbih namazı kıldıranlar var. Efendim Kandil gecesinde, Kadir gecesinde kıldıranlar var. Ama şöyle bir boşluk oluşuyormuş gibi olmasın. Ramazan'ın bu Arefe günlerinde halkımız bunu ev telaşının yanında unutulmaması gereken mezarlıklarımız ve şehitliklerimiz ziyaretiyle geçiyor. Farkında oluyoruz. Basında da buna fazlalığıyla görüyoruz. Zira biz vefat edenlerimizle manevi olarak bir beraberiz. Onlar bizden manevi ikramlar bekliyorlar. Yaptığımız hatimler olduğu gibi özel olarak Yasinler ve dualarımızı da onların başına çocuklarımızı, torunlarımızı götürerek yapıyoruz. Özellikle şehitler günü, şehitler, şehitlikler bu Arefe günü çok neşeleniyor. Evet. O vesileyle son şehidimize varıncaya kadar aslında şehidin her biri aynı. Ben geçen üniversitedeki iftar programında gençlerimize şunu hatırlatmıştım. Evet. Ey gençler, siz şu anda Çanakkale kampüsünün öyle bir yerindesiniz ki 100 sene önce şu Çanakkale boğazına onlarca gemiyle gelmişti düşman. Karadan hücumu ayrı oldu. Ve biz o zaman dur dedik onlara. Dur derken en değerli canımızı verdik. Evet. Ve atlarına Allah'a bu canlarını onun dini uğruna verdikleri için şehit dedik. Unutmayın. Bugün de aynı tehlikeler var. Evet. Dün Çanakkale Boğazı'na onlarca gelen o baskın gemiler şu anda Akdeniz'de var. Evet. Basra Körfezi'nde var. Yüzlercesi var. Evet. Daha modern. Ancak mücadelenin bir kısmı daha var. Bugün ordumuz, askerimiz bu huzur operasyonları için sınır ötesinde pençe harekatıyla niye uğraşıyor? Afrin'de niye uğraşıyor? Ve bu coğrafyalar, İslam coğrafyası, düşman taktik değiştirdi. Körfez Savaşı'nda Amerikan askerleri ölünce tabutlar gitmişti. Amerikan halkı dedi ki biz orada niçin ölüyoruz evlatlarımız? Tamam, bir çare bulacağız dediler. Buldukları çare ne? Kendi içimizden olan terör örgütleri yetiştirmek. Silahını verdiler, lojistik desteğini verdiler, parasını verdiler, harekete geçirdiler. Bu örgütler kendi içerisinde kendi memleketlerinin huzurunu bozdular. Milyonlarca mülteci Irak'ta başladı, Suriye'de devam ediyor, İslam coğrafyasının her bir yerinde ve komşu ülkelerini ülkemiz gibi bütün mülteciye yardım eden, dün mazlumun yanında olduğu gibi bugün de mazlumun yanında olan ülkemizin huzurunda tehdit eden bu yerlerde biz şimdi bu şer güçlerin maşası ve taşeronu olmuş olan, kandırılmış kendi içimizdekilerle. Evet. Şimdi onların yaptığı düşmanlık ne idiyse 100 sene öncesi yapılan düşmanlık da aynıydı. Evet. 100 sene önce dedemiz nasıl dur demeye çalıştıysa bugün askerimiz de dur demeye çalışıyor. Evet. Görüyorsunuz iftar saatinde ezanını okuyor asker. Evet. Devletimizin vermiş olduğu kumanyayı açıyor ve kenetlenerek imanıyla beraber dağların zirvesinde hayır,
şu huzurumuzu bozmaması için diyor. Evet. Gerekirse nerelerde yuvalanmışlarsa oralara hücum ediyorlar. Ve arkadaşlarını bir bir şehit verdiklerinde de ve yılmıyorlar. Evet. İşte bu şehitliğin adı aynıdır, değişmemiştir. Nasıl ki düşman taktik değiştirse de düşmanlığı değişmemişse bu mücadele azmi ruh. Onun için şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Yerde kalanlarına ailelerine sabır metanetler. Milletimize de birlik beraberlik dirliğimizi görmeyi nasip eylesin. Amin. Onun için bu Arefe günlerinde şehitliklerde yapılan ziyaretler çok önemli. Ve evet, al bayrakla beraber milletimizin gururu bir defa daha ayağa kalkıyor. Evet hocam. Dolayısıyla Arefe günü, yani Ramazan'dan önceki gün de hem madden hem de manen dolu dolu bir gün. Dolayısıyla hocam, şimdi derlerdi ki bize çocukluğumuzda, çocuk hani Arefe günleri kuşlar dahi oruç tutarlar denirdi. Çocuklarımıza da bugünü böyle, hani o daha yeni yeni başlayacak olan, oruç tutmaya başlayacak olan çocuklarımıza da bugünü vesile kılarak böyle orucu bir hatırlatma da yapabiliriz. Hocamın da buyurduğu gibi yine bütün geçmişimizi yad etmek adına ziyaretlerimizi, geleceğimizi yad etmek adına da evlatlarımızı Arife'nin o, hani Arife, arif olmak, o bilmek, yani dünyada buluşumuzun gayesi nedir, nereye doğru gidiyoruz, bunun farkına varmak adına inşallah Arefe gününü de değerlendirmiş oluruz. Bilenlerden eylesin Cenab-ı Hak o gününde. Hocam tabii sonrasında biz yaşıyoruz bu hayatı dedik ve zamana bağlı olduğu için de her şeyin de bir sonu oluyor. Nasıl ki biz de böyle veda ederken programlarımıza işte biraz başımız öne eğili veriyor, üzülü veriyoruz ama sonrasında yine Rabbim buluşturuyor. Bir de hayat dediğimiz şey var, ömür dediğimiz şey var ki bu da devam ediyor. Biz Ramazan'ı ve Ramazan bayramını yaşarken, yaşamayı ümit ederken, dua ederken hep öyle dedik. Ya Rabbi, ahiret bayramımızın provası eyle Ramazan bayramımızı dedik. Doğru mu dedik bilmiyorum, inşallah ahiret bayramının gerçek manadaki o bayramın provası olur Ramazan bayramı. Ama öncelikle şu Ramazan bayramı nasıl bayram olmalı? Trafikten mi başlayalım hocam? Hepsini ifade edin, buyurun. Elbette ki geçen hafta Cuma günü hutbede Diyanet İşleri Başkanlığımız o konuyu iyi vurgulamış. Şu anda yollar gece görüşü kameralarda bu daha fazla belli oluyor. İstanbul'un yollarında bir zincir gibi birbirine bağlanmış. Evet. Efendim, gurbet sıla ile bağlanıyor. Evet. Sıla. Evet. Yani bir ip var. Gurbette olanlar şimdi memleketine, baba ocağına, ata ocağına, köyüne, memleketine o sevinci götürüyorlar. Evet. Farklı yerlerde Ramazan'ı geçirmiş olabiliriz ama bayramı bir arada, bir ve beraber olmakla anlamlı hale getirmek için trafiğin bu kuyrukları gece imkan olsa böyle bir ip gibi olmuş. Evet. Yani sıla, bağlantı devam ediyor. Tabii şerit ihlal etmemek lazım. Evet. İpi koparmamak lazım. Efendim, ipi zorlamamak lazım. Karıncalar bu trafik kazasını yapmıyorlarsa, evet, biz de bizim için bahşedilmiş olan bu lütuf ve imkanları, teknolojinin, devletimizin açmış olduğu bu imkanları da görmek lazım. Evet. Gün geçtikçe yani dar yollar artık genişlemeye başladı. Fakat bu yollar genişken daraltan sadece herhalde insanın zihninde, gönlündeki olan, evet, hususlar oluyor. Bir diğer taraftan da bayramı bayram havasından tatile döndürme böyle halleri bazı gönüllerimizi daraltıyor. Evet. Geçen yıllarda soruyorduk ziyaretlerimize gittiğimiz uzak veya yakın akrabalarımıza, torunlar geldi mi, çocuklar geldi mi? Geldiler. Şu anda işte hızlıca ziyaret edip tatile gittiler diyorlardı. Bazen de bunun arkası geldiler, bu sene gelmediler. Evet. Kopuş başlıyor böyle. Bir dahaki seneye soruyoruz. Yok, onlar artık bayramda tatile gidiyorlar diyor. Ya böyle bir kopuş da başladı. Elbette ki çalışan insanlarımız için vakit önemli. Rahatlayacakları zamanlar, ülke ekonomisi için turizm mutlaka önemli. Ancak seni bekleyen birileri var. Bağlarımızı koparmayacak sıla.
Onun için Peygamber Efendimiz akrabalık bağlarını özellikle bu bayram meselesini koparmamamızı tavsiye ediyor ki bereketimiz, huzurumuz artsın. Biz bugün çok fazla streslerle mücadele ediyoruz. Çok daralmalarla. İşte bu daralmalar biraz da bizim hayat anlayışımızdan, hayat tarzımızdan kaynaklanmaya başladı. Bolluk içerisinde gibi görünüyoruz. Çokluk içerisinde gibi görünüyoruz. Aha. Ama özünü, lezzetini zaten demiyor muyuz? Yeni ürünlerde de GDO'lu şişirilmiş olup, görselliği fazla olup, albenisi fazla olup, iç lezzeti az olan. Evet. İç lezzeti kaybetmek. Bu evet. Çok önemli bir husus. Hiç kimse aklına estiğini yapmıyor. Bir sefer onu söyleyelim. Gözlerimiz bir kamera gibi alıyor bilgiyi ve duyguyu, her türlü yorumluyor. Kulaklarımız alıyor. Her istediğimizi yapmıyoruz aklımıza. Ha, bizim bir süzgecimiz var. Vicdan. Az önce bahsettiniz Beyazıt Bistami Hazretlerinde insaf eleğinden geçir dediğiniz tövbede yaptıklarını. Biz bütün yaptıklarımızı o vicdandan geçiriyoruz. Vicdandan geçtikten sonra gönlümüze yatarsa derinliklere indirerek huzurla kabul ediyoruz. Eğer vicdanı aşamazsa geri reddediyoruz onu. Evet. Ancak tabii bu vicdan eleğini ve terazisini zorlayan haller var. Bunlardan en önemlisi haram lokma. Evet. O kezzap gibidir, siyanür gibidir. Tahrip edin, öyle bir gücü var. Deliyor. Evet. Yani o bağları deliyor. Maalesef bu sefer nefsimize düşenler gönlümüze de yavaş yavaş damla damla dökülüyor. İşte buradan dolayı duyarsızlık meydana geliyor. Sılayla, akrabayla bağımız da yavaş yavaş bu şekilde kopuyor. Ona dikkat etmeliyiz. Evet. Yani gönlümüzü tahrip edecek. O vicdan eleğini biraz daha tahkim edecek, muhafaza edecek bir hayat tarzımız olmalı. Evet. Evet, biz hayat tarzlarına karışacak böyle bir halde değiliz. Ama şu var, bizi bu coğrafyada emanet edilen ve değerlerimizle yaşatmak için değerlerini, en aziz değerlerini feda edenlerle alakalı bir emanetimiz var üzerimizde. Evet. Ramazanlardaki her ülkenin kendisine ait, her coğrafyanın, her şehrin kendisine bir emaneti var. Çanakkale'miz bu son dönemlerde mesela yaşam standardı bakımından yüksek illerden çıktı. Evet. Ancak manevi bakımdan da bir test edilmesi lazım ki erozyonlara karşı kayıplarımıza efendim köklerimizle beraber bağlanmamız lazım. Evet. Bunu da beraber hissetmemiz lazım. Yaşam tarzımın bir tanesi manevi değerlere sahip çıkmakla olur. Bu şehitlerimiz de böyledir. Ramazanımız da böyledir, bayramımız da böyledir. Evet, bu vesileyle onu çocuklarımız da güzel, güzel güzel aktarmalıyız. Evet. Çocuklar neşeyle bakın bu bayramların, hani diyoruz ya milli bayramlarımız ve dini bayramlarımız. Milli bayramlarımızda güzel güzel giydiriyoruz, bayraklarını ele alıyorlar, evet, şiirlerini alıyorlar ve çocukluğun da bu ruhlarına kadar işliyor. Evet. Dini bayramlarımızda da camilere getiriyoruz. O mabedin içerisinde, o mahşeri kalabalık içerisine o yavru da geliyor ve babasıyla, dedesiyle beraber o camide saf tutuyor. Evet. Kendine ait ortamı öğreniyor. İşte sevinçle öğreteceğimiz bu değerlerimizi bir ömür boyu onlara beraber yaşatmamız gerekiyor. Evet. Bu anlamda bayram geceleri, bayram günleri önemli. Yavrularımızla da bu zirveyi, maneviyatı taşıyalım. Çocuk mutlaka camiye gelsin. Evet. Teravihlere geldiler. Evet. Duyduk. Seslerini, güzel seslerini duyduk. Evet. Ve onlar olduğu zaman fark ettik. Evet. Hocam, tabii bu bayramda öncelikle büyüklere, sonrasında da elbette ki çocuklara ve tamam, yani tüm kesime, herkese bir bayram olması çok çok önemli. İşte gerek huzur evlerinde yaşayan hastanelerde var. Hastanelerde kardeşlerimiz, hapishanelerde kardeşlerimiz. Evet, hapishanelerde kardeşlerimiz. Yani, dolayısıyla herkesin bayram edebilmesi çok çok önemli. Bu ziyaretler açısından hocam, Hayati İnan Çocuğu'nun bir hikayesi. Daha önce anlatmıştım programda. Onun başından geçen yaşadığı hadise bir kere daha ifade edelim. Sonra da inşallah şöyle dua bölümüne geçelim.
Hayati İnanç hocam şunu söylüyor. Diyor ki Beyoğlu'ndayım, öğle namazını kıldım. Sonra dedim ki bir gazete alayım. Derse de diyor bir 15'te 20 dakika var. Gazete alayım. Gazeteyi aldım. Baktım ki başında ilk sayfada tüm sayfa olarak Necip Fazıl Kısakürek Üstad'ın fotoğrafı verilmiş. Diyor ki Necip Fazıl Kısakürek'le diyor o güne kadar tanışmak nail olmadı. Hep tanışmayı ümit ettim. Keşke tanışabilseydim. Tanışmak için de ortam olmadı. Banyo treniyle evime gidip gelirken duraktan üstadın evi 100 metreydi. Hani o durakta insan 100 metre sonra kapısındayım ve tanışabilirdim. Ama diyor işte bugün yarın, bugün yarın derken bir türlü nasip olmadı diyor. Ta o güneymiş tanışmak. Gazeteyi aldım diyor, baktım üstadın büyük boy resmi. Bir insanın büyük boy resmini niye koyarlar gazetenin ilk sayfasına? Demek ki bir şey olmuş. Üstad vefat eylemiş Necip Fazıl Kısakürek. Diyor ki kendisi de edebiyatçı, tarihçi Hayati İnanç. Altına diyor bir yazı koymuşlardır, bir dörtlük bir şiir Necip Fazıl'dan ölüme dair. Öyle veda eder büyük üstadlar. Ne olabilir ölüme dair Necip Fazıl'dan? Ölüm güzel şeydir, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Bu yazılabilir o resmin altına. Öyle veda etmiştir üstad ama diyor baktım o değildi. Sonra devamında şu geldi aklıma diyor, yazmış olabilirler. Hani hayat o nefes almak, gezmek, dolaşmak, son nefeste Azrail'e gülümsemek diye bir şiiri var malum bu içerikte. Son nefeste Azrail'e gülümseyebilmektir hüner. 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 Bu şiir perdeler, bu yazılabilir. Perdeler kalkar, perdeler. Evet. Bu yazılabilir dedim diyor ama Hayati İnanç yok diyor, bu da yazılmamıştı. Üstad giderken de bana ders verdi. Dedi ki şunu yazmışlar hocam altına. Ey delikanlı, adım adım evimin yolunu bilirsin. Ama bir gün gelir kapıma, beni evde bulamayabilirsin. Adım adım evimin yolunu bilirsin. Diyor ki ben adım adım üstadın evini biliyorum. Ama diyor işte ben o gideceğim gün o evde yoktu. Şimdi bizde adım adım bildiğimiz nice yollar var. Adım adım bildiğimiz nice kapılar var. Hadi gelin. İş işten geçmeden. Bir gün varıp da evde bulamama ihtimaline karşın. Özellikle küs ve dargınların da evet, gönüllerini açabileceği bir fırsat zamanı tekrar geldi. Evet işte hocam. İşte o. Çünkü bir gün varıp da kapıya evde bulamamak var. Ya, evet. Efendim Ramazan'ı güzel bir şekilde geçirdiğimize inanıyoruz. İnşallah. Birçok gönül de bu bayram sevincine yaklaştı. Seyfettin Yazıcı hocamızın hem Ramazan hem bayramla alakalı güzel bir şiiri var. Buyurun hocam. Sonra birlik beraberlikle alakalı güzellerimiz var. Beraber paylaşalım inşallah. Evet. Diyor ki Allah'ım rızan için orucumu tamam ettim, kabul eyle. Sana olan farz borcumu eda ettim, kabul eyle. Ben halimden yakınırım, umut umut bakınırım, günahlardan sakınırım, tevbe ettim, kabul eyle. Doğru yolda yürüt beni, görmek ister canım seni, ihsan eyle cennetini, dergahına kabul eyle. Şükür bana sağlık verdin, bugünlere eriştirdin, bayramına yetiştirdin, şükranımı kabul eyle. Amin, amin inşallah. Şimdi bugünlerde bir güzel birliktelik duası da var. O da Orhan Seyfi Orhun'un. Ulu Tanrım, şu karanlık yolları bizi sana ulaştıran yollar et. İhtirasla kilitlenmiş kolları birbirini kucaklayan kollar et. Muhabbetin gönlümüzde hız olsun. Güttüğümüz hakka veren iz olsun. Önümüzde uçurumlar düz olsun. Yolumuzda dikenleri güller et. Dalalette bırakıp da insanı. Yapma arzın en korkulu hayvanı. Unutturma doğruluğu vicdanı. Bizi sana layık olan kullar et diyor. Amin. Elbette ki Ramazan'ı beklerken bu İslam diyarında Müslümanlık bitmesin diye şiirlerinde dua şeklinde gönüllerinden dökmüş nice şairlerimiz var. Evet. Ben bir şiiri de sizin dilinizden seyircilerimizle ve özellikle Çanakkale'lerimizle, ülkemizle, ümmetimizle paylaşmanızı istiyorum. İnşallah. Bu dilimizin döndüğü kadar. Bu hakikaten hepimizi kucaklayan bir şiir. Evet. Arif Nihat Asya,
dua. Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de keşkeşansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Amin. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Evet hocam, ne güzel. Şehitler buyurmuş. Diyarında ya. Hep beraber ruhlarımıza varıncaya kadar söyleyeceğimiz dualardan biri de bu. Amin. Gerçekten amin. Bu diyarlarda bu maneviyatı canlı tutmak bir ay boyunca ve senenin diğer perşembe akşamları yaptığınız bu programlar için sizleri tebrik ediyorum. Konuklarımızla televizyon ekranı vasıtasıyla birçok hanelere iftar saatinde misafir oldunuz. İnşallah, hem inşallah. Bu televizyonun başta şehrimize ve ulusal yayın olarak da ekranlara taşınmasına vesile olan müessese sahiplerini tebrik ediyorum. Onların da gayretlerini, bizlere vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyoruz. Evet, daha nice seneler İnşallah. Hasan Narin hocam, diğer hocalarımızla birlikte İnşallah hocam. Bu programları devam ettirdiler. Tabii ki önemli medyanın bu Ramazan ikliminde manevi değerlere güzel bir pencere açması önemli. Milletimizle beraber olması önemli. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Yani biz de teşekkür ederiz. İzninizle ben bu yorumlarınıza olumlu manada şu katkıları da yapmak isterim. Sadece ve sadece işte Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinden yola çıkarak o dinimizin aslını burada ifade etmeye çalıştık. Yapılabilirdi. Farklı hani şova dönük ya da farklı uygulamalar da yapılabilirdi belki ama biz dedik ki sadece ihtiyacımız olan ya da bize dinimizin verdiği, bizden beklediği Cenab-ı Hakk'ın onun rızasına dahil olmak adına ne var ise onları icra edelim dedik ve çok kıymetli hocalarımız oldular. İşte inşallah bir sonraki programımız veda programımız olacak. Orada hocalarımıza da ayrı ayrı hepsine teşekkür etme imkanımız da olur diye ümit ediyorum. Haliyle böyle Ramazan'ı da bu açıdan bir paylaşalım istedik hocam. Tabii bu konuda işte müftülüğümüzün çok önemli bir şeyi var. Yani altyapısı, üst yapısı her şeyle müftülüğümüzün bir programı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devamı gelir. Böyle çok kıymetli başka güzel sesli hocalarımızla inşallah. Yine sizlerin çok değerli katkılarıyla olur. Ramazan'da neydi amacımız? İşte o iftar saatini, o sahur saatini, o Ramazan'ın neşvesini, başlangıcını, sonunu böyle karşılanmaktı. Ben annem dua ederken hep öyle yapardım hocam. Şimdi namazı bitirirdi, takip ederdim onu. Ellerini açıp dua ederken giderdim hemen avucundan şöyle bir alıp geçerdim. Annem de derdi ki ne yapıyorsun oğlum sen? Hepsini toplayıp aldım işte o sevapların ve senin yaptıklarının derdim. Ondan eksilir mi? Eksilmez. İnşallah bizim o niyetimiz de bize de oradan bir sevap yazılmıştır diye. Tek derdimiz oydu hocam. Rabbim de inşallah nail eylesin. Son hocam birkaç dakikamız böyle dua niyetiyle, dua mahiyetinde sözlerimizi bağlayalım inşallah bugün için. Ama çocuklarımızı özellikle hatırlatalım ki Arife günü oruç kuşlar dahi tutuyor. Hadi bakalım oruca. Sonrasında son teravih bugün için, son teravih namazı önümüzdeki yıllarda
üç para da versek hocalarımız, yani Ramazan'dan sonraki günlerde hocam hadi bize şu ücreti de al da bize şu kadar namaz kıldır, teravih de kıldır desek yine ona da yanaşmazlar. Aynı huzuru yakalayamıyoruz. Kılmazlar. Yani olmaz zaten. Dolayısıyla son teravih, son oruç, sonra bunlara başlayacağız. Sonrasında bayram olacak. Rabbim inşallah bu son günleri de, son anları da başta yaptığımız dua gibi arınmamıza, temizlenmemize, milli ve manevi açıdan o güçlenmemize, kuvvetlenmemize, kardeşliğimizin perçinlenmesine böyle kardeşliğimize kastedenlere de öyle güzel pençelere vesile olsun diyelim inşallah. Allah'ım bize sıhhat afiyet verdin, emrettin, oruçlarımızı tuttuk. Verdiğin nimetlerle iftarlarımızı da açtık. Kabulünü bekliyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Amin. İlahi güç kuvvet yetiremeyenlere sen rahmetinle muamele eyle. Senin verdiğin nimetlerinden fitreleri, fidyeleriyle beraber oruçlarını ödemeklerini kabul eyle Allah'ım. Amin. Daha nice seneler ülkemize, şehrimize, sevdiklerimizle beraber huzur ve dirlik içerisinde nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım öfkenden rızana, cezalandırmandan affına, senden iyine sana sığındık. Allah'ım senden umutlanıyoruz. Affetmen için yalvarıyoruz. Kadir gecesi duası gibi, bayram gecesi duamız olsun. Amin. Sen affedicisin, affı seversin, bizleri affeyle. Amin. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ver, bizi cehennem azabından koru. Kullarını hesaba çekeceğin kıyamet günde bizi, ana babalarımıza, bütün müminleri bağışla. Amin. Allah'ım bizi ve soyumuzdan gelecekleri sana ibadet ve taatte, kullukta daimi olanlardan eyle. Amin. Ramazan boyunca kazandığımız güzelliklerimizi, Ramazanımızı bize şahitli eyle. Amin. Ve bundan sonraki yapacağımız ibadet hayatımıza da dirlik, düzenlik ve bir disiplin nasip eyle Allah'ım. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Şehit ve gazilerimize en güzel, en güzel nimetlerinle ya Rabbi ikramınla taltif eyle. Amin. Dualarımızı dergâhsında kabul eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin inşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sizleri de tebrik ediyoruz bu programlarınızdan ve gayretlerinizden dolayı. Sağ olun hocam. Efendim, İl Müftü Vekilimiz Mehmet Ali Bal hocamız bizlerle birlikte oldu bugün. Bayramı beklerken nasıl olmalı, nasıl davranmalıyız konuştuk inşallah. Sizler adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Zira il müftülüğümüz, işte din görevlilerimizle birlikte çok faal bir Ramazan ayı icra edildi. Kendilerini tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da böyle canlı canlı mübarek Ramazan'ı hep birlikte yaşamayı arzu ediyoruz. Tabii böyle vedalaşmalar zor oluyor. Biz veda programıyla inşallah sonraki programımızda birlikte olacağız. Bu Ramazan ayı boyunca kazandığımız hususları, kazandığımız o kazanımları inşallah Ramazan'dan sonra da devam ettirmek adına şöyle bir nasıl davranabiliriz bunları konuşacağız son programımızda. İnşallah Rabbim kabul buyursun. Hocamızın duasıyla, duasına da amin diyerek bu akşam bugün sizlere veda ediyoruz. Rabbim kabul buyursun dualarımızı, ibadet ve taatimizi. İnşallah bayrama layıkıyla hazırlanıp hakkıyla bayram etmeyi nasip eylesin cümlemize. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.